Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için tarih netleşti. Enflasyonun ve döviz kurlarının fırlamasına rağmen emekliye ödenecek bayram ikramiyesi artmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 Türk Lirası olarak belirlendiğini açıkladı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 Türk Lirası olarak belirlendiğini açıkladı. CHP geçtiğimiz hafta, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liradan 4253 liralık net asgari ücret tutarına yükseltilmesini isteyen bir kanun teklifinde bulunmuştu. Yasa teklifinde, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da bayram ikramiyesi verilmesini önerilmişti. Öte yandan, emekli bayram ikramiyelerinin son 5 yılda sadece %10 arttığına vurgu yapan Disker ise, emeklinin enflasyona göre 5 yıllık ikramiye kaybını gidermek için bu bayramda 4500 Türk Lirası ikramiye ödenmesi gerektiğini vurgulamıştı. NTV'de soruları cevaplandıran Bilgin, asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz, dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artışın şu an gündemde olmadığını söylemişti. Partisinin grup toplantısı sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarında gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramda verilecek emekli ikramiyeleriyle ilgili olarak Çalışma Bakanı'nın dediği gibi, emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olacak, dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.